Ay inanmıyorum, yumurtadan civciv çıktı. Civciv embriyosu çıktı. İnanmıyorum ya. Bu ne? Yani bu biraz deforme olmuş durumda maalesef. Bu şekilde değil mi yapma? Bekleyin. Bana inşallah güzel bir haber olur. Evet. Alıyoruz. Gösterin bana. Şurada gözleri var. Şurada. Şurada da kuyruk gibi bir şey vardı ama şu an yok. Küçük bir civciv yavrusu. Evet. Tabii yaklaşık olarak 2 gün önce yumurta aldım bir marketten, isim vermeyeceğim. Aldığım yumurtayla bu akşam kek yapmaya karar verdim. Sonrasında yumurtayı kırdığımda içinde farklı bir şey olduğunu fark ettim. Yumurtanın bozulmuş olacağını zannettim. İncelediğimde civciv embriyosuna benziyordu. Ve baktığımda gagası, gözleri, hatta kuyruk ya da bacak gibi arka alt tarafında bir çıkıntı vardı. Çok ilgimi çekti. Daha farklı haber ajanslarına da göndermeyi düşündüm. Çünkü bu çok rastlanacak bir şey değildi. Böyle düşündüm. Daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Haberlerde duymadım, görmedim. Zaten civcivin embriyo ve döllenme sürecinde belirli bir süreler var, belirli kriterler var. Buzdolabında bekleyen bir yumurta olduğu için aslında böyle bir olayla karşılaşmamam gerektiğini düşünüyordum. Ya, Güzel. tabii ki şaşkınım. Sizinle de paylaşmak istedim. Olabiliyormuş nadir de olsa. Bu da benim başıma geldi. Kek yapmaktan vazgeçmedim. Daha çok kek yapacağım hatta artık. Bu beni teşvik etti diyebilirim. Bunu ana olarak da saklayacaksınız, Evet, ana olarak saklayacaksınız. kalacak bende.